Sevgili dostlar, bugünkü videoda Akina Töre Outlast karakterlerini soracağım. Bu Akina Töre her haltı biliyor diyorlar arkadaşlar. Ben demiyorum, diyorlar. Bakalım bunları bilebilecek mi? Çok merak ediyorum. Ben çok açıkçası inanmıyorum yani bulabileceğini ama hadi bakalım bir deneyelim şansımızı. Bu arada bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmadıysanız aboneliklerinizi de bekliyorum. Yorumlarınız da benim için çok değerli. Aşağıya da bekliyorum yorumlarınızı arkadaşlar. Evet, Akina Töre'nin sayfasına geldik arkadaşlar. İlk önce Chris Walker'la başlayacağım. Bakalım Chris Walker'ı bulabilecek mi? Her altı biliyorsun. Bakalım bunu bilebilecek. Evet abi, başlıyorum. Oynaya bastım. Karakterin Brawl Stars oyunda mı? Hayır tabii ki de. Karakterin saçı var mı? Yok, kel. Hayır. Karakterin Poppy Playtime ile bağlantısı... Bir dakika, bir korkuyla geldi. Ne oluyor lan? Oğlum ben bundan şüpheleniyorum bu arada, bu siteden arkadaşlar. Bence mikrofonumu falan duyuyor ya. Yani siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence bu siteyle ilgili bir sorun var, bir sıkıntı var yani. Poppy Playtime ile alakası yok. Hayır, bağlantısı yok. Bakalım ne gelecek? Bayağı bir yükledi. Bir şeyi herhalde tartıyor. Karakterin bir korku oyununda... Evet. Karakterin Five Nights at Freddy's'den mi? Hayır. Karakterin şekli hayvan şeklinde mi? Yani şimdi Chris Walker'ın görünüşü biraz hayvan gibi ama yani evet herhalde arkadaşlar, hayvan şekline benziyor yani. Ama insan, geçmişte bir insan bu biliyorsunuz. Asker yani. Ama böyle sonradan deneylerle böyle hayvani bir şekilde böyle bizim karşımıza geliyor. Evet ya, evet diyorum. Evet diyorum. Karakterin bir kedi mi? Hayvan gibi diyorum. Kedi dedi. Hayır. Karakterin mavi renkte mi? Hayır. Karakterin iki bacak üzerinde mi yürümekte? Yok, beş bacak üzerinde yürümekte. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Evet, iki bacak üzerinde yürüyor. Karakterin bir robot mu? Hayır, robot değil. Karakterin Oğlum korku oyun dedik, Roblox'ın ne alakası var? Hayır, değil. Karakterin kilolu mu? Hayvan gibi. Evet, kilolu. Karakterin Garden of Banbandan mı? Hayır. Karakterinin beyaz kurtla alakası var mı? Beyaz kurt derken bildiğimiz YouTube kanalı mı? Yo, hayır değil. Karakterin kötü mü? Kötü. Evet. Maalesef kötü. Karakterin Soy Luna dizisinden mi? Aynen kanka. Hayır tabii ki. Karakterin MSP Tuber mı? O ne lan? O ne lan öyle? MSP Tuber ne oğlum? Ben mi cahil kaldım bilmiyorum. Hayır. Tuber falan değil abi. YouTuber değil. Karakterin Azeri mi? Hayır. Bu bulamayacak arkadaşlar. Karakterin bir köpek mi? Hayır. Karakterin bir hayvan mı? Hayır. Korku oyunu. Karakterin hastanelerle... Evet, hastanelerle alakası var. Oo, karakterin Outlast oyunu. Bak, hastane deyince, oyun deyince direkt Outlast geldi. Ama dur. Bir dakika dur. Evet. Karakterin oynadığı dizide bir çocuk... Oğlum ne dizisi, ne çocuğu lan? Outlast oyunu dedim. Evet dedim. Dizide bir çocuğu var mı? Evet, Chris Walker aşiret abi. Her yerden çocuğu var. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Hayır. Chris Walker! Bir ne alaka? Dizide oynuyor falan, hayır evet deseydi başkası mı çıkacaktı? Chris, vay helal olsun lan. Chris Walker'ı bildi arkadaşlar, helal olsun. Çok şaşırdım yani, vallahi helal olsun. Gerçekten perfect match yani, perfect match. O zaman sıradaki karaktere geçelim. Evet, şimdi Trigger'ı soracağız arkadaşlar. Bakalım Trigger Richards'ı, yani parmak kesen abiyi sordurtacağım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Oyna. Hiç kesmeyeceğim abi. Direkt yardır. Karakterin bir kız mı? Hayır değil. Karakterin bir YouTuber mı? Hayır değil. Karakterin adı yabancı mı? Evet, adı yabancı. Karakterin sporcu mu? Hayır. Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Hayır. Karakterin gerçek mi? Hayır değil. Karakterin... Ya ne Brawl Stars'mış be kardeşim ya. Bütün Brawl Stars'çılar Akina Töre mi giriyor abi? Ben anlamadım bunu yani. Hayır değil. Karakterin bacakları var mı? Ha, bacaktan geldik yine abi. Bu bacağı öğrenmesi lazım. Evet. Bacak önemli değil mi? Karakterini sen mi kontrol etmekteksin? Hayır, ben kontrol etmiyorum. Hayır. Karakterin bir Japon animasyonu mu? Hayır değil. Karakterin bir korku oyundan. Evet. Poppy Playtime değil. Hayır. Karakterinin Miray Daner'le ilgisi var mı? Hayır, öyle bir alakası yok. Karakterin FNAF'tan mı? Hayır değil. Karakterin pantolon giyiyor mu? Arkadaşlar Trigger pantolon giymiyor çünkü Trigger götü açık, affedersiniz yani. Bir şey giydiği söylenemez. Bir tane böyle önlük var. Önlük diyelim. Hayır, pantolon değil. Karakterin hayvan şeklinde mi? Hayır değil. Karakterin İskandinav mitolojisinden mi gelmekte? Hayır. Karakterin Elin Oğlu programında temsilci mi? Hayır. Komik sorular geliyor ya. Karakterin Roblox alakası yok kardeşim. Karakterin yeşil renkte değil, hayır. Karakterin ana dansçı mı? Dansçı falan değil, korku oyunu. Hayır. Karakterin kırmızı mı? Hayır, hiçbir renkte değil. Karakterin burnu var mı? Var tabii ki de. Karakterin siyah renkte mi? Değil. Karakterin sevgilisi Türk mü?
Evet, Tiger'ın sevgilisi Ayşe. Aynen. Hayır. Karakterin abi karakterin bir rengi yok. Normal bir karakter ya. Hayır ya. SCP. SCP bulamadı abi. Yazıklar olsun. Ne alaka oğlum SCP ya? SCP ile alakalı bir şey demedik. Burnu var. Bunun burnu var mı? Var bilmiyorum yani. Trigger'ı bulamadı. Son bir kez daha bir şansımı daha deneyelim bence. Bir şans daha veriyorum sana bak. Akinator. Hayır değil abi. Devam edelim. Evet. Karakterim beyaz mı? Hayır. Karakterim mavi mi? Oğlum. Hayır. Garden'dan değil. Hayır. Garden. Mor değil. Hayır. Bütün renkleri saydıracak bana. Karakterin hastanelerle alakası var. Evet. Eyvah eyvah. Karakterin şişman mı? Hayır o değil. Hayır o değil. Karakterin doktor mu? Şaka yapıyorsun. Evet. Hızlı koşar mı? Dur bakayım. O kadar hızlı koşmaz ya. Biz daha hızlı koşuyoruz. Hayır. Outless oyunundan. Evet. Karakterin gelirini YouTube sayesinde mi kazanıyor? Hayır değil. Richard Trigger. Yalnız yanlış yazmışsınız lan. Rick Trigger ne? Kısaltılmışı Richard Rick mi oluyor bilmiyorum ama yanlış yazmışlar. Çok sevindim bu arada buna bilmiyorum nedense. Böyle hoşuma gitti abi. Evet. Rick Trigger değil Richard Trigger değilim biz onu arkadaşlar. Buldu. Buldu. Diğerinde bulamadı. Affettim. İkincisinde bir şans daha verdik ve buldu arkadaşlar. Harbiden bulabiliyormuş ha. O yüzden ben gayet okeyim buna ya. Gayet okeyim. Şimdi son bir kez daha yapıyoruz. Bu sefer Eddie Gluskin arkadaşlar. Eddie Gluskin'i bakalım bulabilecek mi? Evet. Eddie Gluskin'deyiz. Karakterin şekli hayvan şekli mi? Hayır. Erkek mi? Evet. Yalnız Darlene falan. Neyse. Karakterin kötü biri mi? Evet. Çok kötü biri. Final Fantasy Freddy's'ten değil. Hayır. Saçları var mı? Eddie'nin saçı var mıydı lan? Şu an Google'dan bakıyorum. Evet var abi tabii. Yani de bayağı gür saçları var diyemem ama saçı var abi yine. Aynen yani arkaya yatırmış bekliyor. Oğlum ben ne yapayım? Adamın saçlarına mı odaklanıyorum ben yani? Benim Outlast oynadığım bütün karakterin hepsi kel. Evet karakterin saçı var diyoruz arkadaşlar. Evet diyoruz. Karakterin Minecraft'tan mı? Hayır değil. Karakterin sakal bıyığı var mı? Yok ya bayağı temiz yüzlüyüz abi. Devam. Hayır yok. Hayır yok. Karakterin sarışın mı? Hayır değil. Bir korku oyundan evet. Siyah saçlı mı? Evet. Outlast oyunundan evet. Geliyor mu? O ne? Oha! Karakterin lakabı damat mı? Direkt bunu sormazsın bu arada lan. Bunu direkt sormazsın bu arada. Korktum oğlum. Bence bu sitede bir bokluk var arkadaşlar. Bu sitede bir şey var. Mikrofonumu dinliyor. Çünkü ben Eddie Gluskin dedim mikrofondan. Sitede bunu dinliyor abi. Bunu bir de mikrofonu falan çıkartıp denemek lazım arkadaşlar. Bu videodan sonra onu bir deneyin. Eğer mikrofonunuz varsa çıkartıp deneyin. Veya mikrofonunuz yoksa bir deneyin yani. Evet diyorum. Karakterin papyonla ilgisi var mı? Damat olduğu için papyon takıyor yani. Sonuçta damat yani değil mi? Bence direkt önceki sorudan sonra direkt cevabı vermesi lazımdı. Evet abi diyelim ve Eddie Gluskin. Neyse bu ismi doğru yazmışlar sonunda. Vallahi bildi abi. Oğlum her şeyi biliyor lan. Çok iyi. Gerçekten her şeyi biliyor arkadaşlar. Çok eskiden böyle ben de Akinator'da takılırdım ama öyle çok şey yapmazdım. Benim eski videolarımda da var bir tane Akinator. Kendimi sormuştum. Ve hakikaten helal olsun. Eddie Gluskin, Outlast Whistleblower bir Trigger'da bulurken biraz sıkıntı yaşadık ama neredeyse 3'te 3 tutturdu reis. Evet diyoruz ve helal olsun. Gerçekten helal olsun. Arkadaşlar güzel bir videoydu. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız, devamını istiyorsanız beğeni butonunu çökertmeyi unutmayın. Bak o beğeni şöyle bir çökertsin yani kendini böyle bir şeyler olsun. Abone olmadıysanız da abone olup çan işaretine basıp tümüne basarsanız bütün bu videolara bildirim olarak anında ulaşacaksınız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. 100 bin aboneye çok az kaldı. Hadi 100 bin yardırıyoruz chat arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Senden korkuyorum lan.